Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Atıloğlu. Bir pazar günüme eşlik etmektesiniz. Karantinanın ikinci günündeyiz. Biz kayınvalidemdeyiz. Yani cumadan beri buradayız. Normalde de zaten hafta içi de falan hep buradayız. Hep buraya geliyoruz. Beni Instagram'dan takip edenler bilir, sık sık bahçedeyim. Bugün bana eşlik edeceksiniz. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Akşama güzel bir yemek hazırlayabiliriz. Afaslan'la oyunlar oynayabiliriz. Bakalım. Şimdi akşam geç yattığımız için sabah da tabii ki erken kalkamadık. Ama bu neden? Babaanne ve dedeye güvenmekten dolayı. Biz uyurken onları Alparslan'a almış, güzel kahvaltısını yaptırmış. Sema anneciğim güzel kahvaltıyı hazırlamış. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Alparslan! Gel şişko, gel! Nereye gideceğiz? Hop! Çok güzel oldum! Anne bir önüne hadi gel kayısı yiyelim. Şey istersen de. Hadi gel kayısı yiyelim. Gel. Hemen sattım kayısıyı büyünce ben. Kaldır babası. Bak yine bana kaldı. Gel. Hadi anneciğim. Hoppa. Al bakalım. Oturalım. Evet. Çok güzel. Adam kayısı yiyor. Yemesin. Ha, şey çıkmış. Mehmet Ceylan çıkmış. Ay, babaannesi kahvaltıyı hazırlamış. Böyle gelinlik de olmaz yalnız. Saat 9.30-10'da kalkmak falan. Ay. Alparslan, güzel mi anneciğim? Afiyet olsun ölüm. Ama şimdi sen bunu açtın, ben kameralar önünde yemek yemem. Sohbet et. Ya karnım aç. Karnım aç. Yemek ye niye? İnsanlar önünde yemek yemem. Yemiyor. Ya bak sallanma. Hı? Ben besleyeyim mi seni? Ben dur besleyeyim kocam beni. Oy canısı kocası olmuş. Bu sene de kış olmayacak galiba. Ya 23 Aralık'ta böyle olsun. Kesin böyle. Bu senenin kaçı? Haftaya yağmurlu da bundan sonrakisini bilemiyorum. Çıkmadan. Bu mu? Hah. Isır anneciğim. Isır ısır ısır ısır. Aa, Alparslan bu ne? Ne bu anneciğim? Babaannen ileriyi görmüş. Bak robot süpürge almış gördün mü? Sen bunu ne kadar oldu anne alalı? 10 yıl oldu mu? Aşağı yukarı. Sürekli var. Tabii canım. Bayağı Villada'nın böyle şimdilerde bir robot süpürge şeyi var ya, furyası. Ona benziyor. Şöyle şu siyah bezini değiştiriyor musunuz? O böyle saçı tozu falan toparlıyor işte. Şarjlı bir şey. Alparslan'ın da bayağı ilgisini çekti. Annem bayağı toparlıyor diyor. Kızlar. Yemin ederim bu karantina bana tatil gibi geldi. Alparslan'ı bıraktım. Şimdi güzel çay koydum kendime. Bahçeye çıktım. Günaydın. Halman ailesi. Fazla uyumak vallahi bünyeye zarar gibi. Kendime gelemiyorum. Niye böyle oldum ben? Demek ki çok uyunca böyle oluyor. Bayağıdır uyumuyormuşum, onu fark ettim. Şişko! Ben deliden deli destana danalar girmiş vastana. Senin kafa neden yerde çocuk? Ne arıyorsun orada? Ne arıyorsun? Ne var orada? Hav oraya mı kaçmış? Nasıl ineceksin aşağı? Bana bana aşkım. Sıcaklaştırdın. Yakala yakala Alparslan'ı. Yakala Alparslan'ı. Aman. İki dakika annenin kucağında oturacak, günleri görürsün mü? Yeni mi yandı? İki dakika. Yok be, onun derdi şey şapka. Tam lazım şahsına. Ay Instagram'da şapka almış. Tam lazım şahsı. Gördün mü Instagram'da? Oynamalı. Aman Emir ona delirmiş. Anlatıyor bana. Ağzını sok Elif ya.
Ne olacak? Kız yerde elleri be. Ona da alacaklarmış şimdi. Allah Allah. Ver. Neylesin? İyi ki de yapmışım bu kolonyaları. Kurbağa küçük, kurbağa kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Gizlerim derede. Bak bırak diyor. Bırak beni. Gel. Vallahi bırak şimdi diyor. Şimdi ancak seni bırakabiliriz. Buralarda bırakamayız. Ne oldu? Dur. Dur Aycan'ın işi var şimdi. Gel. Bir de bir enerjiler. Bak bu da Ahmet Can'ın yeşil çaylı damla çikolatalı cupcake. Dur bir deneyeyim bakayım nasıl anlatıyor. Fit kurabiye gibi mi? Yok fit cake gibi. Canım. Değil değil mi? Fit alakası. Yok, tamam. Yeşil çay olunca içinde öyle düşünüyor insan bir anda. Benim de küçük sakıza. Yeşil çay var ya sevimsiz diye düşündüm. Tabii gelmiyor ki doğru düzgün. Aynen. Ha geldi şeylere. Alışverişleri. Bak güzelmiş ya. Bunu da tarifini alayım mı? Bakar mısın? Çiçek mi getirdin? Bak al anneciğim, al anneciğim de. Çok güzel kokuyor anneciğim. İyi ki beni doğurmuşsun anneciğim de. Hayır, gel bakalım. Bunu da saklayalım. Burada her yerde bir şey pişiyor. Ayaküstü sürekli bir şey yiyorsun. Hocam Bey. Hocam Bey. Şurada bir şey var. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Mesut'a niye gerek? Berk bile alıştı artık kanalıma hoş geldiniz diyor. Ay. Takipçi sayısı düştü. Bunu kes. Akrabalığımız. Ailemizin avukatı Atakan Yıldırım. Bunu teyzemler evlatı kalmış. Herhangi bir kan bağımız yok. Hafta sonları dengesiz bir ruh halim var. Atakan Yıldırım. Elif'ine işlerden arattırım bulursunuz. Daha önce de söyledik bunu. Ay, geçen gün biri yazmış yorumlarda. O kısmet arayan çocuk çok sempatikti. Birini bulabildim acaba? Ya bak. Diyeceğim ki. Sen akılda kalıcıyım görüyor musun abi? Akılda kalıcıyım ya. Kısmet arayan diye kalmışsın. Ya 30 yaşında kısmet arayan çocuk. Senin kısmetin hep açık yengeçim. Abi yetmez tabii. Ne yiyorsun anneciğim? Kısa kaldı bu. Şimdi sağdan, şimdi soldan, şimdi yandan. Eller beraber, hop hop. Kollar beraber, hop hop. Şimdi sağdan, hop hop. At, at abine. At. Attık. Nereden hatırladım bunu? Bak burası da Nazire teyzenin balkonunun manzarası. Şu köşede semacığım var. Çok acıktım, deli gibi acıktım. Şimdi dışarıdan et söyledik. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bu çok yanlış bir izin oldu. Köfte, et. Hayır, biz o tarafa geçelim, maç izleyeceğiz ya. Pardon. Birkaç tane de mezelik bir şeyler var. Olur. Yanına bir de lahmacun. Bak Aslı başlamış bile. Katır kutur yiyor. Grup çok sessiz. Herkes çok acıkmış. Getireyim mi? Getir. Çok ben de yani iki günde bir video yüklemeye başladım. Nasıl? Güzel mi? Yüksel bence biraz yorucu. Yüksel sonra yükleyemediğinde Elif nerede videolar? İşte beni özleyin diye yapıyorum bunu. Ay bu arada yemek hiç keyifli geçmedi. Çok kötüydü. Etleri hiç beğenmedim. Ondan sonra zaten bugün Fener'in maçı varmış. Bak şimdi erkekleri gösteriyorum size. Bayağı oturmuş maç izliyorlar. Tabii ki daha fazla maç muhabbetine dayanamayıp kızlarla balkona geçtik. Önce güzel bir kahve içtik. Biraz dedikodu yaptık.
gelinler olarak. Ay dedikodunun dibine vurduk. Neden böyle maç sevgisi, bir Fener sevgisi olabilir? Nasıl olabilir ya? Bana çok ilginç geliyor. Böyle babam da, kendi ailemde, amcam da falan bu tarz şeyler yaşamadığım için Berklerin ve kuzenlerinin yaşadığı bu sevgi fazla geliyor. Maç birazdan bitecek. Dakika 86. Fenerbahçe 2-0 önde. Bu bilgileri niye verdim size bilmiyorum. Sanırsın şeyde yaşıyoruz ha. Vallahi ya. Isıtmamız falan çalışmıyor. Çayı da koyduk. Kurabiye de çok güzelmiş. Böyle çok fazla tatlı da değil. Ağzı dağılıyor güzel. Bunun da tarifini vereyim mi? Meninin alakasızlığına bak. Kurabiye ve çiğ köfte. Çok uzun yapacaksın onu. Müthiş. Tabii tabii. Beyler de katıldı bize. Çek ver. Evet, çek bas yapacaksın ona. Tamam. Biraz daha. Tamam, yandı o. Buralara yeşiller şey yapıyorsun. Alev oldu bu. Diyetisyen konuştu. Buralara hop. Geçiyoruz. Bari 2 dakika hüpürdetmeyin de. Tamam. Gerçi hüpürdetmesi olacak, şu dumana bak. Kızlar, az önce şöyle bir şey oldu. Videoyu editlerken videonun kapanışı için hiçbir şey çekmemişim. O gece öylece bitmiş ve uyumuşum. Ben de dedim ki kızlara bir hoşça kalın, bir güle güle. Ondan sonra Instagram'dan takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, bir sonraki videoda görüşürüz demeyi unutmuşum. Bunlarsız olur mu? Olmadı. Hem birazcık kamerayı açayım istedim. Böyle biraz mini bir sohbet yaparız. Bugün neler yaptım birazcık onlardan bahsedeceğim size. Hem de kapanış yapmış olalım. Bugün yine Semahane'deydik. Bugün günlerden pazartesi. Berk işe gitti. Bütün gün ben Alparslan'da bahçedeydik. Akşam üzeri bir eve uğradık. Size burada bahsettim mi bilmiyorum. Bizim ev 3+1 ve bir odası bize ait. Bizim yatak odamız. Diğer odası Alparslan'ın odası. Kalan üçüncü oda ise hep böyle çamaşır odası falan diye kullanılıyordu işte. Askıyı falan oraya çıkarıyordum işte. Bütün çamaşırlar orada kuruyordu. Ütü orada yapılıyordu. Bir de Ikea'dan böyle bir kanepe gibi bir şey almıştık biz evlenirken. Hani gelen olur kalır falan diye. Ama şöyle bir şey oldu. Gelen kimse orada kalmadı. Gelen herkes salonda yatıyor. Zaten gelenler de dediğim Berklerin tarafında zaten çok yakın olduğumuz için kimse gelip kalmıyor. Bir tek benim kardeşlerim geliyor işte. Belkıs, Filiz, Vigen neyse. Onlar da genelde sağ olsunlar salonda yatıyorlar. Çünkü mesela Filiz televizyon izleyerek uyuyor. O yüzden yani o oda kullanılmıyordu. Sadece benim için çamaşır odasıydı. Birkaç zamandır da böyle içimde şey var. Hani eskiden beri takip ediyorsanız bilirsinizdir. Güzel Sanatlar Lisesi, işte Güzel Sanatlar Fakültesi, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu okul döneminde çizimle çok böyle haşır neşirdim. İşte ne bileyim eskizler yapardım. Yani öyle çok büyük yağlı boya tablolarım falan olmadı hiçbir zaman ama şöyle söyleyeyim, ellerim kirlenip zihnimi temizleyebiliyordum ve bu bana çok iyi geliyordu. Daha sonra niyeyse buna ara verdim. Sanırım buna işte evlilik süreci girdi, hamilelik vesaire. En son Alparslan'ın odasını hatta beraber yaptık biliyorsunuz. Öyle bir videom da var. Ondan beridir elime ne kağıt kalem alıyorum ne de bir fırça. Hiçbir şey aldığım yok. Bu beni inanılmaz rahatsız ediyordu ve aşağı çekiyordu. Birinci sebep bu. İkinci sebep ise evin genel alanı çok koyu. Yani yatak odası çok koyu, salon çok koyu. Hep koyu renkler tercih etmişim. Aslında hiç benlik değil ama nasıl yaptım bilmiyorum. O yüzden de ki o da birazcık böyle hem kendime vakit ayırabileceğim, hem böyle Instagram'da ya da YouTube'da bir video çektiğimde daha böyle aydınlık bir alan olabilecek bir oda yaratmaya çalışıyorum. Bunun için öncelikle bir influencer'da görmüştüm. Şu an adını hatırlamıyorum ama onun odasında vardı. Böyle yapay bir şömine. Önce bunun araştırmasına girdim. Nereden bulabilirim diye. Çok farklı seçenekler çıktı. Yani nasıl göstersem. Şu an benim telefon pişmiş de olduğu için gösteremiyorum. Birkaç internetten böyle poliüreten maddesinden üretilen şöminelere denk geldim. Çok güzel şömineler buldum. Sonra fiyat aldım çoğu yerden. Ve genellikle 4500, 4000, 3800 bu civarlardaydı. Daha sonra acaba daha uygunu yaptırabilir miyim diye düşündüm. Hemen Burgaz'da bir marangozcumuz var, biz tanıdığımız Emre diye birisi. Ondan fiyat aldım. Hani ahşaptan yapsak ne kadar olur diye. Emre bana 4000 TL fiyat verdi. Ondan sonra dedim ki bunun başka bir çaresi olmalı. Birazcık daha araştırınca straforun bir tık daha kalın bir maddesi. Ne olduğunu bilmiyorum adının. Ama o maddeden yapılıyor.
ahşap gibi sert değil ya da ne bileyim poliüreten gibi değil. Köpük kadar da ince değil ama hani en azından alpaslan böyle bir iki kere dokununca böyle deforme olacak bir yapıya sahip değil. Neyse onu bulunca çok sevindim, hemen fiyat aldım. Fiyat da şöyle söyleyeyim, 500 TL civarında bir işte kargosuyla beraber her şey dahil 500 TL'ye geldi. Bugün onun paketlemesini açtık. Memnun kaldım mı? Fena değil, kaldım diyebiliriz. Wow değil ama zaten fiyat performans açısından bakarsak bence gayet iyi. Şömine tamam. Bu arada duvarda çıtalama yaptırmak çok istiyordum. Bu benim çok fazla hayalimdi. Bu aralarda da biliyorsunuz herkes de bir rövaçta. Herkes çıtalama yaptırıyor. Şu an için salona çok yaptırmak istiyordum ama duvar kağıtlarımız o kadar yeni ki kıyamıyorum açıkçası. Birazcık daha eskitip ondan sonra belki o tarz bir şey yaptırabilirim salonda. Şu an sadece kendim için yaptığım odada yaptıracağım çıtalamayı. Bugün işte boyacımız geldi. Boya rengine karar verdik. Çıtalamanın işte modeline karar verdik. Ölçüler aldık. Bugün bu tarz işlerle uğraştık. Yarın ise Güven Sanat'a gidip kendime artık yeni malzemeler, fırçalar, tablolar, belki şöyle bulabilirsem kendi istediğim gibi bu tarz malzemeler almaya gideceğim. Yarın tekrar benimle birlikte olacaksınız. Umarım güzel şeyler bulurum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu tarz böyle yenilikler, ufak da olsa o yenilikler yapmak hayatımızda böyle bir enerji, bir tutku, bir şey yaratıyor ve böyle nasıl diyeyim, mutlu ediyor insanı. Düşünsenize, çamaşır odası olarak kullandığım saçma sapan bir oda şu an benim hayalini kurduğum bir odaya doğru dönüşecek. Bu odanın detaylarını böyle before after, öncesi ve sonrası olarak sizinle de paylaşmayı planlıyorum. Yarın malzemeler alınacak. Çarşamba günü bir gün sonra da yapılmaya başlayacak. Yapılmadan önce işte dediğim gibi ya, lafı uzatmaya gerek yok. Öncesi sonrası yapacağım işte. Bütün detayları sizinle paylaşacağım. Muhtemelen çam ağacımı falan, işte yılbaşı ağacımızı da o odaya kurmayı planlıyorum. Güzel bir oda olacak. Çok heyecanlıyım. Şimdi açılışı ve kapanışı, işte bugünkü detayları anlattığıma göre artık videonun sonuna gelebiliriz kızlar. Video bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle günlük kısa bir vlogdu. Neler yaptık, neler yedik falan filan. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada siz nasılsınız? Biraz ondan da bahsedin. Siz neler yapıyorsunuz? Hani siz beni görüyorsunuz ama ben sizi bilmiyorum. Sadece yorumlarda görüyorum. Ve Instagram'dan yazdığınız mesajlarla tanıyabiliyorum. Böyle. O zaman ben kaçtım. Öpüyorum hepinizi. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenin. Olur mu? Yorumlarda görüşürüz zaten. Hepinizi öpüyorum. Hadi hoşçakalın.